Kontrol Mimarlığa hoş geldiniz. Ben Mimar Yasir Karaca. Arkadaşlarım Şantiye serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şantiye serisinde bugün üzerinde duracağımız veya birkaç video artık ne kadar ilerlersek duruma göre üzerinde duracağımız konumuz dış cephe artık dış cephe boyası. Şu an ekranda gördüğünüz eleman boya değil. Beyaz boya değil. Yani dış cephede. Şimdi dış cephede genelde ağırlıklı giden ne var bu yıllarda beyaz zaten muhakkak kullanıyorsunuz antrasit antrasit dediğimiz işte koyu gri bir renk son yılların modası bir de girmek isteyen üçüncü bir renk giriyor o artık kendisine kalmış kimisi renk girmiyor işte betopan bilmem ne girebiliyor veyahut koyu bir renk daha girip bir canlılık verebiliyor dış cephe olayı bu şekilde dış cephede dediğim gibi biz şu an boyayı inceleyeceğiz ama çok fazla şey yapılabilir. İşte ne bileyim çok güzel böyle fayans tarzı şeyler var. Betopan var işte ne bileyim. Betopan dediğimizde bu arada Fiber Cement dediğimiz malzeme. Hani Betopan aslında gene marka. Ondan sonra işte patlatma taş uygulamaları, taş cephe uygulamaları yapabilirsiniz. Ondan sonra kompozit malzeme girebilirsiniz. Yani cephede yapılabilecek çok fazla şey var. Buradaki uygulamada üç farklı rengin e, uygulamasını iyi inceleyeceğiz. Ama şu anki ekranda gördüğümüz şey boya değil. Şimdi arkadaşlarım boyadan önce cephede bizim kullandığımız bir şey var. Astar. Astar dediğimiz bir altlıktır. Hani e, ne bileyim şöyle izah edeyim. Şimdi alçı tamam mı? Suyu falan da aslında emen bir malzemedir. Siz boyayı direkt yüzeye uyguladığınızda ciddi oranda istediğiniz cepheyi yakalamak için çok ciddi oranda üzerinden geçmeniz gerekiyor. Astar dediğimiz ise boyanın altında kendi altındaki malzemelerin hani doygunluğunu artırıp tamam mı hani işte mineral olabilir, alçı olabilir, ne bileyim sıvı olabilir neyse altındaki onların doygunluğunu artırıp boyanın oradaki bir kere fazla gitmesini engeller. Yani siz daha az boya ile istediğiniz sonucu elde edersiniz. Bu bir. Bu astarla. Şu gördüğünüz astarla. Beyaz boya gibi görünen astarla. Bir. İkincisi. Biraz da ilerleyelim. Şey yapmayalım. Astar dediğimiz bu. İkincisi. Daha kaliteli bir yüzey oluşturmuş olursunuz. Mesela diyelim ki 5 yıl sonra solacaksa yüzeyiniz 10 yıl sonra solar. Zaten bu Jotun dediğimizde dış cephede çok önemli bir marka. Tamam mı? En şu an dış cephede yür götüren en önemli marka bu Jotun. Jotun eğer ki siz astarı sürmeden boya uygulaması yaparsanız garanti kapsamının dışarısına çıkartıyor. Yani bu astarı uygulayacaksın. Diyor. Bu sadece dış cephede de değil. Mesela siz evlerinizin tekrar boyarken direkt boya alıp boyayı sürüyorsunuz. Eğer ki öyle hani amatör olaraktan bahsediyorum. Eğer ki öyle yapmayıp biraz astar sürerseniz orada kullanacağınız boya çok daha az gidecek. Ve daha sağlıklı bir sonuç elde edeceksiniz. Ama ben ne yapıyorum? <laughs> Astarla falan uğraşmıyorum. 2 kat boya yapacaksam 3 kat boya yapıyorum. Yani öyle de bir kendim ben kendim boyadım yani evimi falan kendim boyuyorum. 2 kat değil 3 kat. Yani aslında ilk kat sürdüğüm boya astar görevi görmüş oluyor. Ondan da bahsedeyim. Geçelim. Bakın, önce ustamız cepheye astar uygulamasını yapıyor. Alıyor. Bu şekilde ilerleyelim. O elindeki de bu bildiğimiz rulo arkadaşlar. Bu ruloyla hızlı bir şekilde uygulama yapıyorsunuz yüzeylerde. Zaten ruloyu birçoğunuz biliyorsunuzdur ama size hadi kendiniz gene evinizi boyamak isterseniz bir tane taktik vereyim bakın arkadaşlar. Eğer ki kendi eviniz boyayacaksanız Rulo'da kaçmayın. Eğer ki Rulo'da kaçarsanız ciddi oranda ee, sıkıntı yaşarsınız. Ya ben niye yapamıyorum tribüne girersiniz. Bakın ustalar bile boya işlemi yaparken en iyi marka Rulo'yu alırlar. Niye adam boş boşuna almıyor? O Rulo çok daha düzgün. İşte sıçratmıyor, saçma şey yapmıyor, yüzeyi düzgün yapıyor. Daha geç, daha uzun süre gidiyor. Aklınızda bulunsun. Bakın uygulamayı da yaparken Bizim mineralimiz beyaz gibi görünüyordu, değil mi? Şimdi bu uygulamayı yaptıkça sadece astarı bile sürünce bizim yüzeyimizin, mineralimizin beyaz olmadığını göreceksiniz arkadaşlar. Boyada olay bu. Beyada boyada dostlarım sürekli takip edeceksiniz. Sizin boyada yapacağınız ne? Bakın şuralar falan rengi girilmiş. Ben size anlatacağım, merak etmeyin. Boyada sizin yapacağınız şöyle bakacaksınız, olmamış diyeceksiniz falan. Yani astarının falan sürüldüğüne emin olacaksın. Bakın bütün yüzeyleri astar uygulaması yapıyor. Buralara da bakın buralara renk girmeyeceğiz. Buralara beyaz çimento ile yapmıştık hatırlarsınız. İşte yapmamızın nedeni de buydu. Ve de burada bakın bir şeyler var. Bunlar bizim alüminyum doğramamızın arkadaşlar altlıkları. Bu alüminyum doğramalar buraya geçiyor. O aşamada da yoktum. Onu da bilahare bir, 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 bir e, serimizin içerisine inşallah koyarız. Alüminyum doğramalar bunlara geçecek. Bunları buraları deliyorlar. Tamam mı? Buraya işte sıvı dübelle biz ne zaman yapmıştık? Ta bodrum katımızda oraya tam merdivenin yerini belli etmemiştik. Merdivenin yerini ondan sonra üstün donatısını yaparken oraları delip sıvı dübelle oralara çelik çubuk çakmıştık hatırlarsınız. Aynı mantık bunlarda yapılıyor. İlerleyelim bakalım biz şu an cephemizi inceliyoruz. Gazları sürüyor yani durum bu. İlerleyelim her yüzeye. Bizim mineral yüzeyimizde Mineral yüzeyimiz buydu. Bakın mineral uygulaması da düzgün bir şekilde çıkmış. Onu da görüyorsunuz. Mineral düzgün bir şekilde çıkmasa ne olur? Bu hırçıllar eşit dağılıyormuş gibi bir izlenim veriyor bakın. Ama bir yerde böyle olur bir yerde olmaz. O ıı, malanın üzerinde o tilfir malası dedikleri, düzeltme malası dedikleri malanın üzerine düzgün bir şekilde uygulanması gerekiyor. Uygulanması bu şekilde çıkmıyor yüzey. Sıkıntılı çıkıyor. Son kat uygulama olduğu için düzgün yapılması lazım. Gerçi artık son kat uygulama boya burada gördüğünüz üzere. Ama alçıdaki, mineraldeki, şundaki, bundaki bozukluklar boyacıyı bağlamıyor arkadaşlar. Onları tekrar alçıcıya düzelttirmeniz gerekiyor. Ama farz edelim ki boyacı bir yeri biraz fazla şey yaptıysa onların tamiratını boyacı yapar. Öyle söyleyeyim. Minerali bütün cepheye yediriyoruz şu an. Şey mineral diyorum özür dilerim. Astarı bütün cepheye yediriyoruz. Şimdi biz astarı bu serimizin içinde nerede görmüştük arkadaşlar? Bürüt beton astarını görmüştük. Bu bayağı astarı tamam mı? Bürüt beton astarı neydi? O yüzey çok e, düzgün pürüzsüz çıkan bir yüzey olduğu için orada biraz aderansını artırmak için bürüt beton astarını kullanmıştık. Ondan sonra altış uygulamasını kullanmıştık. Yapmıştık hatırlarsanız. Orada o astar da bu. Bakın astar aslında bir altlık yani. O da oradaki altının düzgün olmayacağı için de buradaki de Buradaki boyanın düzgün olmayacağı için yapılan bir uygulama. Bakın parladı bir yüzeyi. Bir yağlı bir hale geldi. Yağlı deyince de yanlış anlaşılmasın. İnşaatta artık boyasından bilmem ne kadar. O teneke kutuda gelmiş bile olsa hep su bazlı arkadaşlar. Hani e, bu şey gibi düşünmeyin. Ya, e, eskiden böyle şeyli boyalar vardı ya. Tiner, Tinerle falan açıyorduk. O değil yani. Yine e, yani yağlı boya değil şey boya. Su bazlı boya bunlar. Bakın sürülen yerle sürülmeyen yerin farkını algılayabiliyor musunuz? Gördünüz mü? Mesela yapılarımızda astar bir yerde daha mesela sık sık uygulayabiliyoruz. Genelde tadilatlarda bunu yapıyoruz. Bakın şuraya dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Yakınlaşıyor muyum oraya? Herhalde yakınlaşmıyorum. Bakın sürülmemiş sürülmüş görüyor musunuz? Sadece astar bile sanki boyaymış gibi bir his veriyor. Ama göreceksiniz ki bu da boya değil yani. Yeri geldiğini göreceğiz. Neyse astarı bir de şeyde çok sık kullanıyoruz. Tadilat yapıyoruz mesela bir yere girdik diyelim ki banyo yüzeyi bir eski tip bir fayans var onu kırıp atmaktansa oraya şey yapıyoruz astar sürüyoruz astarın üzerine ne yapacaksak artık belki başka bir fayans yapıştıracağız o fayansın yapışabilmesi için tamam mı fayans üzerine fayans olabilmesi için onun da bir astarı var onu sürüyorsunuz ondan sonra yapıştırıcı malzemeyi süreyim oraya işte fayans uygulaması yapabiliyorsunuz. Yoksa o yapıştırıcı malzemeyi işte kale kim yapıştırıcı diyebilirsiniz falan ya da fayans yapıştırıcı diyebilirsiniz. Onu tutmuyor. Yine o yüzeyin pürüzsüzlüğünden dolayı Astar uygulaması da bu şekilde yani arkadaşlar. Genel itibariyle Astar bir altlık niteliğinde olan üstüne ku kur kuracağınız bakın yapılan yapılmayan üstüne uygulayacağınız malzemenin sağlığını artıran uygulamadır. İnşaatın çeşitli yerlerinde gördük. Astar uygulamamız budur. Bakın bu tarafı yapmamışız. Bu tarafından mineral de yapılmamış. Şimdi mineral yaptıktan sonra artık bu cephemizdeki gırgırımızın olmaması gerekiyor. Neden olmaması gerekiyor? Çünkü mineral bozulursa tekrar bakın gördünüz mü? Heh. Şimdi mineral yaparsak bozacak bunun gibi. Altından nasıl böyle çarpmış yani çarpar. Bunun ya usta düzgün indirsin mi? değil arkadaşlar. Bu böyle ne oluyor? Hani bir onları çok şey göster gösteremem siz isterseniz. Şak diye aşağı indiriyorlar kim? Zaten Allah korusun. İndirirken indirirken siz bu hızda gelen bir şeye orada fren yapma mekanizmalarını falan ben önceki videolarda gördüm. Bir fren yaparsın vup tak ediyor yani şöyle. Hiç sağlıklı durumlar değil. Ama işte e, bu tarz bir inşaatta da sabit vinçin falan yapılması çok olası olmadığı için gırgır gır muhakkak oluyor. Gerçi sabit vinçin olduğu birçok inşaatta da bir şekilde gırgır gır kuruyoruz da. Basit olaylarda onu kullanmamak için ya da hızdan kazanmak için. Bakın Astar uygulaması bu şekilde arkadaşlarım. Yani o kısma da mineral, işte Astar boyanın yapılmamasının nedeni de bu. Artık yavaş yavaş Astar uygulamasını bitiriyoruz arkadaşlarım. Videom daha fazla uzamasın. Bir sonrakinde artık açık renk boyaya, beyaz boyaya gireriz. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.